Merhaba yeniden Haber Global'den. 2 milyon 250 bin kişi emekli olacak. Prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi şartlarını karşılamak koşuluyla tabii. Cumhurbaşkanının EYT açıklamasının ardından, dün akşamki açıklamanın ardından bu sabah emekliliğini hesaplatmak isteyenler SGK'ya koştu. Ela Sezen SGK binası önünde bizi bekliyor bir kez daha. Hem hesap yaptırmak isteyenler hem de borçlanma yoluyla eksikliklerini tamamlamak isteyenler diyelim. Ela, ne yaşanıyor şu ana kadar? O kuyruk hiç eksilmedi galiba, değil mi? Hiç eksilmedi Senem Ilgaz. Eksilmediği gibi de mesai saatinin bitimine giderken daha da artıyor. Şu anda mesela Varol Biçer size hemen ekranlarınıza getirecek bir görevli çıktı ve burada bekleyenlere uyarılarda bulunuyor. Çünkü başvuruların başlamadığını, bunun için bekliyorsanız hiç burada beklemeyin diyor. Öte yandan ellerinde borçlanmaya ilişkin kağıtlar var. O borçlanma, işte askerlik borçlanması, doğum borçlanması gibi, o borçlanmalara ilişkin o başvuru kağıdını dışarıdan bir size dağıtalım. Burada beklemeyin. Herhangi bir postaneden de gönderebilirsiniz. Burada da işlem yapılıyor ama çok yoğunluk var. Bu nedenle herhangi bir postaneden de gönderebilirsiniz. Sadece bu başvuru için burada saatlerce beklemenize gerek yok ifadeleri kullanılıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren, yani mesai saati başlamadan çok daha önce aslında bu kuyruk oluşmaya başladı. Çünkü insanlar yeni yıla girmeden askeri ücret oranındaki zam, askeri ücret zammı oranından faydalanmak istiyorlar. Bu nedenle de artık bunun için sadece bugün ve yarınları var. Dün akşam zaten hali hazırda EYT açıklandı. Dolayısıyla o borç borçlanmayı yapmak için de hemen SGK kurumlarının önüne geldiler. Tabii sadece bu borçlanma için gelenler yok. Öte yandan meraklı bir kalabalık da var. Çünkü ana hatlar belli oldu ama detaylar hala net değil. Yasa teklifinde o detayların tamamına sahip olacağız. Dolayısıyla kafalarda bazı soru işaretleri var. O soru işaretlerini de gelip SGK kurumlarına sormak istiyorlar ama işte tüm bunlar bir araya gelince sistem aksamaya başlıyor. Sistem aksamaya başlayınca da kuyruk uzadı. Uzuyor. Şimdi Varol Biçer ekranlarınıza geliyor. Kapıyı gördük. SGK Şişli kurumunun kapısını gördük. O kurumda, o kapıdan doğru yürümeye başlıyoruz. Hemen binanın sağına doğru dönüyoruz ve sabahın erken saatlerinden itibaren gösterdiğimiz o kuyruk hali hazırda devam ediyor. Ve tek sıra değil, her sırada 6-7 kişi bekliyor. Dolayısıyla artık mesai saatinin bitmesine neredeyse 3 saat kaldı. 3 saatte bu kalabalığın eritilmesi çok zor görünüyor. Dolayısıyla yarın da benzer bir manzaranın burada olması bekleniyor. Şimdi bu yoğunluk tabii ki artık başvurular başladı denemiyor. Çünkü önce bir yasa teklifi mecliste kabul edilmesi, resmi gazetede yayınlanması ve ardından da başvuru şartları netleşince başlayacak. Ama bu yoğunluk o zaman da olacak. Bu nedenle bir takım önlemler alındı. Mesela E-Devlet üzerinden başvuruların yapılabilmesine yönelik bir altyapı hazır hale getirildi. Bu kapsamda sunucu kapasiteleri arttırıldı. Bilgi işlem altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı ve yaşlılık aylığı merkezleri, yani emeklilik merkezlerinin sayısında da bazı artışlar gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, İzmir'deki ana merkezlerin sayısının arttırılması ve iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor bu şekilde ve personel sayısının da artması bekleniyor ki buradaki kalabalıkta sabahın erken saatlerine itibaren geldiler. Sorduğumuzda 2-3-4 saattir bekleyen var ve buradaki personel sayısının artması ve hafta sonu da işlemlerin devam etmesini istiyorlar. Ama bir şunu da söyleyelim. Yayına girmeden önce buradaki görevlilere sorduk. Öğle paydosu verebildiniz mi diye. Hayır, veremedik. İşlemlere devam etmek zorundaydık çünkü dediler. Dolayısıyla yoğunluk devam ediyor. Meraklı kalabalık beklemeye devam ediyor. Ne kadar sürecek biz de ilerleyen saatlere kadar izleyip göreceğiz. Şimdi Ela Sezen, teşekkürler. Şimdi Ela da aktardı ve biz bir iki notu, altını bir kez daha çizelim. Az önce orada bir SGK görevlisinin de o uyarıyı yaptığına tanık olmuştuk. Şimdi öncelikle Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bir açıklama yaptı kısa bir süre önce. Son dakika bilgisi olarak da ekranda. Öncelikle şunu diyorlar: daha yasalaşmadı bu düzenleme. Dolayısıyla başvurular alınmıyor. Lütfen başvuru için, emeklilik başvuruları için şimdi gelmeyin. Ne deniyor orada açıklamada? Diyor ki pek çok vatandaşımız gerek E-Devlet gerekse doğrudan başvuru yoluyla kurumumuzdan aylık talebinde bulunmaktadır. Konuya ilişkin kanun yürürlüğe girmeden yapılan bu taleplere istinaden kurumumuzca aylık bağlama işlemi yapılması yasal olarak mümkün değildir.
İlgili düzenleme yürürlüğe girdikten sonra kurumumuzdan aylık talebinde bulunulması halinde aylık bağlama işlemleri en kısa sürede sonuçlandırılacaktır. Yani bugün herhangi bir SGK'ya ya da E-Devlet üzerinden aylık bağlanması talebinde EYT ile birlikte, bu yeni düzenleme ile birlikte emeklilik hakkı kazandım ve bunu işleme alın demiyoruz. Çünkü bunun için meclis sürecinin beklenmesi gerekiyor. Düzenleme ile ilgili yasa teklifinin yasalaşması, resmi gazetede yayınlanması ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Sonra başvurular alınacak. Az önce Ela da aktardı. Peki ama bugün evet SGK ve yoluyla, E-Devlet yoluyla halledebileceğiniz bazı şeyler var. Nedir onlar? Askerlik ve doğum borçlanması başvuruları mesela. Bu sistemden emekli olabilmek için yararlanmak amacıyla, eksik günlerini tamamlanmak amacıyla askerlik ve doğum borçlanması yapabilirsiniz. Ama bunun için de ille de SGK'ya gitmenize gerek yok. Çalışma Bakanlığı da bu borçlanma başvuruları için E-Devlet üzerinden yapılabilecekleri anlattı. Bir de video paylaştı. EYT olarak bilinen bu düzenleme uzun ve kapsamlı bir çalışmanın ardından nihai halini almıştır. Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan bu açıklamasıyla verdi. Heyecanlı bekleyiş son buldu. EYT'de yaş kriteri getirilmedi. 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik yolu göründü. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması sonrasında askerlik ve doğum borçlanmasını saydırmak isteyenler SGK müdürlüklerinin yolunu tuttu. Bazı ilçelerde 1 kilometreyi bulan kuyruklar oluştu. Aşırı yoğunluk üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı devreye girdi. Bu işlemlerin E-Devlet üzerinden de yapılabileceğinin anlatıldığı bir video paylaşıldı. E-Devlet'e girilerek hizmet süreleri görülebiliyor. Eksik günler için borçlanma başvurusu ve takibi kolaylıkla yapılabiliyor. E-Devlet sisteminde askerlik ve doğum borçlanmalarımızı takip edebilmek ve işlemlerimizi yapabilmek için arama motoruna borçlanma yazıyoruz. Borçlanma yazdığımızda 4A ve 4B'liler için askerlik ve doğum borçlanması ekranı karşımıza çıkıyor. Doğum borçlanmasına tıkladığımızda yeni başvuru diyerek işlemlerimizi buradan kaydet ve devam et butonuna tıklayarak ilerletebiliyoruz. Böylelikle kolaylıkla online olarak işlemlerimiz gerçekleşiyor. E-Devlet üzerinden yapılan bu işlem sonrasında borçlanma başvurusu da SGK'ya gitmeden tamamlanmış oluyor.